Yusuf'u ufuk'u muhasır ediyor bu muhterem kardeşlerim. Askerleri ağzımıza çekelim. Esad Bey'i muhafaza eyleyelim. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Son günlerde yine bu camilerde pandemi kurallarına uyulmadığı yönünde bazı kişiler tarafından, bazı çevreler tarafından talihsiz açıklamalar var. Bunlar camiamızı son derece üzmektedir. Tabii bunlar kasıtlı olarak söylenen şeylerdir. Bunu söyleyen çevreler bellidir. Bunu söyleyen zihniyetler bellidir. Aynı zihniyetler daha önce de camileri kapattılar. Camileri affedersiniz ahırlara çevirdiler. Aynı zihniyet yine bugün tezahür ediyor. Budur yani. Bu kişiler de onların torunları. Bugün yine camilerin kapatılmasını istemekteler. Efendim işte pandemi kurallarına uyulmadığı, buna benzer konular dile getirmekte, bunları söylemekteler. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Biz bu camianın içerisindeyiz. Diyanet camiasının içerisindeyiz. Bu pandemi süreci başladığından bugüne kadar bütün pandemi kuralları uygulanmakta, sosyal mesafe kuralları uygulanmakta camilerimizde tedbir alınması gerekiyorsa bütün tedbirler alınmaktadır. Kesinlikle bu söylenenlere katılmıyoruz. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Pandemi kurallarının en iyi uygulandığı mekanlar camilerdir. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Yani bütün camilerimizde tedbirler almıştır. Görevlilerimiz pandemi kurallarına göre hareket etmektedir. Camilerde cemaatin saf yerleri, duracakları yerler işaretlenmiştir. Tüm camilerde işaretlenme mevcuttur. Yani durulacak yerlerin tamamı bellidir. Sosyal mesafe kurallarına göre hepsi işaretlenmiştir. Girişte çıkışta yine sosyal mesafe göz önüne bulundurularak hareket edilmekte. Din görevlilerimiz bununla ilgili olarak cemaati sık sık uyarmakta ve bu kuralların harfiyen yerine getirilmesine titizlikle riayet edilmektedir. Cemaatimiz de bu konuda bilinçli. Yani ne şekilde hareket etmesi gerekiyorsa o şekilde hareket ediyor. Yani ilk zamanlar belki uyarılar yapıldı, işte şöyle yapın, böyle yapın söylendi cemaatimiz. Artık bundan sonra o uyarılara dahi gerek kalmadan cemaatimiz ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Yani bilinçli bir şekilde hareket ediyor. Nerede durması gerektiğini, camiye girerken çıkarken ne şekilde hareket etmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ve biz de bir sıkıntıyı görmedik. Yani bu konuyla ilgili olarak pandemi kurallarına uyulmasıyla alakalı olarak kesinlikle hiçbir sıkıntı görmedik. Bu söylenen şeylere de kesinlikle katılmıyoruz. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan şeylerdir diye düşünüyorum. Biz bunu kabul etmiyoruz. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tatimmu's-salihât ve's-salâtu ve's-selâm el-etemmân el-ekmelân alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve şefî'i zunûbina Muhammed ve alâ âlihi ve ashabı ba'd. Öncelikle hasta olan kardeşlerime Rabbimden şifalar diliyorum. Sıhhatı daim olanların Rabbim sıhhatlarını daim eylesin ve cümlemizi muhafaza buyursun dua ediyoruz. Ancak camilerde özellikle müminler şunu bilir ki temizlik imanın yarısıdır. Müslüman insana temiz ol demeye bile gerek yoktur. Çünkü Müslüman günde 5 vakit elini yıkayan, yemeklerden önce ve yemeklerden sonra ellerini yıkayan, çevresiyle barışık olan, temiz olan insandır. Özellikle camilerimizden dikkat edilirse vaka görülmüyor. Cami cemaatinden vaka görülmüyor. Yani temizlikle alakası olmayan insanlarda bu görülüyor. Neden? Temizlikle alakası olmayan insanlar diğer insanlara bulaştırıyor. Çünkü Müslüman günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkarken, insanların huzuruna çıkarken tertemiz bir şekilde çıkıyorlar.
Onun için camilerde özellikle bizim telkin ettiğimiz kardeşlerimize maske, mesafe, temizlik bunlara harfiyen uyuluyor. Yani o söylediğiniz Müslümanlar Medine'den getirdi, Mekke'den getirdi, Ömre'den getirdi, öyle bir şey yok. Müslüman zaten temizdir. Müslümana temiz ol demek bile abesle iştigaldı bence. Cami cemaat olarak seccadelerimizi alıp geliyoruz. Camimizde seccadeleri açtıktan sonra sosyal mesafeye uyuyoruz. En az 1-1,5 metre mesafemiz var. Burada maskelerimizi de takıyoruz. En ufak buradan bir rahatsızlık duymuyoruz. Buradan bir hastalık kapacağını ben zannetmiyorum, düşünmüyorum. Camime de geliyorum, 5 vakit namazımı da ben camide kılıyorum. Burada her şey kurala uygun bir şekilde devam ediyor. Hocamızın sayesinde, cemaatimizin sayesinde herkes seccadesini alıp yerinden kurallara uyuyor.